Genel itibariyle röntgeni çektiğimizde şınak genelinde şu anda gözle görülen ihlaller var. Bu şekilde yansıyan ihlaller var. Bunların bu şekilde apaçık bir şekilde ortaya konması ve hesap vermeme durumunun arka planında esasında yıllara varan cezasızlık politikası esasında yer alıyor. Şimdi normal bir demokratik ülkede işini gereği gibi yapmayan devlet memurlarının tamamının hesap vermesi gerektiği, kanunlar karşısında hesap vermesi gerektiği durumu apaçık ortada. Nitekim hesap da veriliyor. Disiplin vesaire, cezai soruşturmalar dahi tabi tutulabiliyor ama günümüzde bunlar yaşanmadığı için bunlar devletin bütün kademelerinde hükümete yakın insanların yerleştirildiği ortamda pek de bir denetim söz konusu olmaz. Olsa dahi yapılan ihlallerin hiçbirinde cezai anlamda bir yaptırımı biz göremiyoruz. Tam karşısında ama hükümet dışı partilerin bulunduğu devlet kademeleri, devlet kurumlarında birden fazla hatta sıklıkla denetime ve suç olmayan bir sürü unsuru suç sayarak üzerine baskı kurma durumu söz konusu Türkiye genelinde. Yani Silop örneğini versek, Şırnak genelinde zırhlı araçlar, özellikle güvenlik güçlerinin kullandığı zırhlı araçların şehir ortasında normal bir araçmış gibi yer edinmesi esasında hem psikolojik olarak vatandaşları geren, aynı zamanda son 15 yılda birçok çocuğun ölümüne sebebiyet, hani zırhlı aracın çarpması neticesinde çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği aşikar. Burada da vatandaşların bir sürü serzenişi, bir sürü bu konuda hak ihlallerine karşı öfkesi söz konusu. Zırhlı araçların çocuklara, özellikle çoğunluğu çocuk olan yaşamını yitiren insanlarımızın yaşamına son vermesi neden olan bu kazaların önüne geçilebilirdi. En son İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin yaptığı bir rapor söz konusu. Zırhlı araçların çarpması neticesinde ölen vatandaşların sayısı son 15 yılda verilere dökülmüş. 21'i çocuk olmaksa 44 kişinin yaşamını yitirdiğini görüyoruz. Yani burada ciddi bir rakam. Sadece bizim Kürdistan bölgesinde yani bu hak ihlalleri %90'ın üzerinde bir hak ihlali söz konusu. Yine konu şeye geliyor işte, hükümetin, devletin buradaki o ayrımcılık, ayrımcı gözle bakmasına geliyor. Farklı bir göze yaklaşılıyor. Tamamıyla güvenlikçi bir yaklaşım söz konusu. Vatandaşların hayat standartları ikinci plana çıkıyor. Yani operasyon adı altında, güvenli bölge adı altında vatandaşları, burada vatandaşların yaşadığı normal insanların işte İstanbul'da ya da Ankara'da ya da İzmir, Ege'de, Karadeniz'de yaşayan insanlar gibi o hayat standartlarını yaşama hakları olan insanların olduğu unutuluyor. Ya unutuluyor da çok kasti bir şekilde bu ayrımcılığı dayatıyor. Yani öyle o ağırlıkta bir aracın manevra alanı dar olan bir aracın aslında hani devletin Kürt sorununa olan yaklaşımının bir sonucu. Hani şu anda Kürdistan bölgesinde devlet ile yaşanan çatışmalı sürecin 40 yılı aşkındır süren bir çatışmalı süreç söz konusu. Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmemesi, güvenlikçi politikalara tercih edilmesi neticesidir bunlar. Devlet istese çözüm süreci döneminde biz bunu gördük. Rahatlıkla silahsız ve demokratik yöntemlerle bu sorunu çözebileceğini aslında insanlar gördü 2013-2012 döneminde. Vatandaşlarda, bütün kamuoyunda bir umut oluştu. Yani umuttan öte ciddi bir beklenti içerisine girildi. Yani bu sorunun kronikleşmiş bu güvenlik politikalarıyla çözülemeyeceği, tam aksine demokratik yöntemlerle de diyalog yoluyla da çözülebileceği umudu doğdu. 90'lı yıllarda maalesef politikaların, bugün şu anda yaşadığımız politikaların hemen hemen benzerinin yaşamasının altında aslında devletin tercihi
güvenlik politikasından yana kullanmasının sonucu.